Cumhur İttifakı'nı destekleyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terörist başı Abdullah Hocalan'a verilen telefon izni nedeniyle hükümete tepki gösterdi ve çözüm sürecinden hiç mi akıllanmadınız ifadelerini kullandı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan Elebaşı Abdullah Öcalan'ın yıllar sonra telefon hakkı elde etmesine tepki göstererek çözüm süreci başta olmak üzere geçmişte yaşananlardan hiç mi ders alınmamıştır? açıklamasında bulundum. Konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada Destici, Öcalan'a 21 yıl sonra ailesiyle telefonla görüşme izni haberi düştü gündeme. Şimdi soruyoruz bundan ne murat edilmektedir? Yerel seçim öncesi olduğu gibi Öcalan ailesine bir güç ve meşruiyet alanı mı oluşturulmaya çalışılmaktadır? Çözüm süreci başta olmak üzere geçmişte yaşananlardan hiç mi ders alınmamıştır? Adaletin kılıcı olan, hakimlerimizce 20 yıl önce kalemi kırılan Cani bebek katili Öcalan önce yağlı organdan kurtarıldı. Şimdi de normal hayata mı döndürülmeye çalışılıyor? Alıştıra alıştıra kurbağa haclamasına mı tabi tutulacak bu millet? Cümle alem bilsin ki bu Necip Türk milleti bunu kabul etmez. Eğer ortada bir hesap varsa herkes hesabını buna göre yapsın ifadelerini kullandı. Peki ne olmuştu? PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a 21 yıl sonra Ailesiyle telefon görüşmesi yapma izni verildi. Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan'la 25 dakika telefonda görüştü. İmralı F tipi kapalı yüksek güvenlikli cezaevinde tutulan PKK'lı hain Abdullah Öcalan 21 yıl sonra ailesiyle telefonla görüşme izni verildi. BBC Türkçe'ye konuşan bebek katilinin avukatından İbrahim Bilmez büyük bir ihtimalle salgından dolayı görüşmeye izin verildi ifadelerini kullandı. Mehmet Öcalan'ın abisi Abdullah Öcalan'la 25 dakikalık bir görüşme yaptığı belirtildi. Öcalan'la telefonla konuşma izni verilmesi sosyal medyada tepkiyle karşılandı.